John Pini birazdan canlı yayında bir polis aracını çalmayı deneyecek. Ve başarılı olursa Amerika'nın en absürt polis takibi başlayacak. I'm in the cop car. Where's my sirens at? You hear my sirens? Look, check it out. I'm a charge. Hey, how are you doing, baby? Justin Jeddika yakında 25. operasyonunu yaptıracak. Artık yüzü ve kaslarının %15'i gerçek değil. Ve bu şekilde devam ederse ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. Binlerce kişi önünde canlı yayın yapan 20 yaşındaki Meksika kökenli Mona Lisa ve Pedro birazdan canlarıyla kumar oynayacaklar. Kanalım çok çılgın şeylerden oluşacak. Nihai test 50 kalibrelik merminin bir kitaptan geçip geçmeyeceğini görmek. Pedro'nun göğsüne koyduğu defterin 9 milimetrelik kurşunu durdurup durdurmayacağını test edecekler. Ben kitabın arkasında duracağım ve Mona Lisa silah ateşleyecek. Peki bu insanlar neden böylesine delice bir eyleme girişti? Ve neden kimse onları durdurmuyor? Hayatımızı kolaylaştıran, insanlığa devrimsel katkılar sunan sosyal ağların tehlikeli ikna yöntemleri dünyada tartışma konusu. Social media has driven almost everything. Especially you do your selfies and the filters and you want to try to look like that. Hepimiz aslında bir ideal benlik yaratma savaşındayız hayatta. Ve böylelikle mahremiyetimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Kötülüğün endüstrisinin bu bölümünde algımızı yöneten, bedenimizi ve beyin kimyamızı değiştiren sosyal medyanın karanlık yönlerine ışık tutuyoruz. Öldüren ekranlar. ...1920'ler... Amerika. Dünya Savaşı sonrası kıyasıya rekabetin yaşandığı, tanıdığımız birçok global markanın temellerinin atıldığı karlı dönem. Bir tütün şirketi, sigara paketlerinin yeşil rengi modaya uygun olmadığı için kadın müşteriler tarafından tercih edilmediğini keşfeder. Sorunu çözmek için dönemin en iyi reklamcısı Edward Bernays çağrılır. Ancak markanın bir koşulu vardır. Tütün şirketi dahi reklamcıya paketlerin renginin değiştirilmesinin kesinlikle mümkün olmadığını belirtir. İkna yoluyla toplumsal taban yaratmak konusunda uzman olan Bernays şu tarihi cevabı verir. Paketin rengini değiştiremiyorsak biz de modayı değiştiririz. Gerçekten de Bernays dönemin sınırlı iletişim araçlarıyla modayı yani beğenilen renkleri değiştirir. Patlayan satışlarla sigara şirketi karına kar katar. İhtiyaçları olmayan ürünleri istemeleri için insanları nasıl ikna edeceklerini ilk gösteren kişi olarak Bernays tarihe geçer. Everything depends on the consent of the people. Aradan 100 yıl geçti ve modern pazarlama kökten değişti. Bu veriler bizden alınıyor ve bize yönelik reklamlar sunuluyor. Bugün yeni bir pazarlama stratejisiyle karşı karşıyayız. Dikkat mühendisliği. Bu mühendislik sayesinde kitleler ustaca ikna ediliyor. Ve bu işlem çok tehlikeli bir şekilde sosyal medyada yapılıyor. Bizim zayıf noktalarımızı iyi bilerek, zihnimizle oynayarak ve kimyamızı geri dönülmez bir şekilde değiştirerek. Telefonunuzda bir şeyler paylaştıktan sonra kaç beğeni aldığını sık sık kontrol ettiniz mi? Kendinizi büyük bir içerik havuzu içinde kaybolmuş gibi mi hissediyorsunuz? Yalnız değilsiniz. Bu çıkmazın bilimsel bir açıklaması var. Dopamin krizi. Aa.
25 yaşındaki John polis arabası çalıp bir de bunu yayınlamak gibi çılgınca bir işe girişiyor. Araç sahibi polis memuru sosyal medyada oyalanırken anahtarı arabanın üstünde unuttuğu için bu işlem çok zor olmayacak. Okay, if you don't believe me right now, look, check it out. From Tulsa to Wausau right now, I'm in the cop car. Kovalamaca başlıyor. Where's my sirens at? John bir yandan yorumları ve beğenileri kontrol ediyor, bir yandan polisten kaçıyor. Vücudundaki adrenalin ve dopamin tavan yapmış durumda. Dopamin, duygusal tepkileri ve motivasyon gibi diğer işlevleri düzenlemeye yardımcı olan iyi hissetme hormonudur. Zevk aldığınızda beyniniz dopamin salgılar. Bu yüzden inanılmaz derecede insanda bağımlılık yapabilir. Sosyal ağlar ve paylaşım platformları burada devreye girer. Dikkat mühendisliği, kullanıcılarının dikkatini mümkün olduğunca ekranda tutmak ve bağımlılık yaratmak için dopamin geri bildirim döngüleri oluşturur. Sektör bizim zayıf yönlerimiz üzerine çalışır. İlkel duyguları beslemek gibi en ileri psikolojik teknikleri kullanır ve dünyanın en iyi uzmanları milyar dolarlık sosyal platformlarda çalışır. Sosyal ağların dikkatinizi nasıl düzenlediğine bakalım. O algoritmalar sürekli şöyle işliyor. Diyor ki ya bu adam eğer bunu like'lamışsa hadi biz bunun karşısına şunu çıkaralım. Çünkü o da ona benziyor diyor. Ve dolayısıyla bizim hep ilgi duyduğumuz şeyler karşımıza çıkıyor. Bu uygulamalar algoritmaları, içeriği ve reklamları en uygun şekilde seçer ve planlar. Medya kullanımınıza, tarayıcı geçmişinize ve sayısız faktörlere bağlı olarak size mümkün olan en iyi zamanda en ilgi çekici içeriği sunar. Her sabah sürekli olarak sosyal ağlarda vakit geçiriyorsanız, bu uygulama tarayıcı geçmişinize dayanarak sabahlardan nefret ettiğinizi ve köpek yavrularını sevdiğinizi doğru bir şekilde belirleyebilir. Size saat 8'de sevimli yavru köpek videosu izletebilir. Ancak keyifle geçen 3 dakika sonrası kendinizi onlarca video ve reklam derlemesi izlerken buluyorsunuz. Artık sıkıldınız. Başka bir sosyal ağda kızınızın mezuniyet fotoğraflarını yayınlamaya karar verdiniz. Gün sonunda sadece 5 beğeniniz var. Ne yapacaksınız? Burada sosyal ağımız yardıma yetişiyor. Uygulama kızınızı sevdiğinizi ve daha fazla beğeni almazsanız kendinizi değersiz hissedeceğinizi biliyor. Bu nedenle yayınınızı eskisinden daha görünür hale getiriyor ve gönderinizi haber akışının en üstünde koyuyor. Arkadaşlarınız gönderiyi sabah görmüş olsalar bile şimdi beğenmeleri daha olası. Beğenileri, bildirimleri arttıkça adeta şans oyunlarında kazanmışçasına üretilen dopamin kanımızda dolaşmaya başlıyor. Çünkü günümüzün en zengin şirketlerinin iş modellerinin başarısı bizi olabildiğince ekran başında tutmasına bağlı. Sosyal medya şirketlerinin aslında çoğunun masumane olmadığını görüyoruz. Bugün bir sosyal medya şirketinin yalnızca bir garajda sadece eski arkadaşları bulmak amacıyla oluşturulduğunu, geliştirildiğini düşünürsek çok büyük bir saflık yapmış oluyoruz. 2010 yılında Amerika'da kız çocukları ve genç kızlar arası depresyon eğilimi sabit bir eğrideydi. Sosyal medya uygulamalarının yükselişiyle birlikte istatistiklerde yukarıya doğru bir patlama yaşandı. Genç kızlarda depresyon %62 gibi bir oranla arttı.
One, have you quantified how many children have taken their own lives because of your products? It's chosen growth over children's mental health and well-being, greed over preventing the suffering of children. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde de depresyon artış gösterdi. Veriler arasındaki doğrusallık artık fiziksel olarak da gözlemlenebilir hale geldi. Aesthetic procedures in the last 19 years, everything has increased. The good, the bad, the ugly, everything. Sosyal ağlarda kullanılan filtreler ve fotoğraf düzenleme uygulamaları algımızda gerçekçi olmayan değişimlere yol açabiliyor. Social media has driven almost everything. Especially you do your selfies in the filters and you want to try to look like that. Bu durum temel insani özelliklerimizden kaynaklanıyor. Hepimiz için sosyal onaylanma ve beğenilme büyük önem taşıyor. Günümüzde gençlerin %20'si filtreler olmadan asla fotoğraf paylaşmıyor. Bu tıpkı aslında süper kahramanlar gibi. Bizim kendi arzumuzu orada hazır doyuran bir platform var. İnsanlar ekstrem şeyler yapıyorlar ve biz böylece kendi arzumuzu sosyal medyada aslında doyurmuş oluyoruz. Estetik kaygısını delilik düzeyine taşımış Justin'le tanışın. Hey, how are you doing, baby? Kendisi bir sosyal medya fenomeni. $950,000 estetik harcaması sonunda vücudunun %15'i artık organik değil. Well, I just finished my legs. Oh, your legs? We did that, yes. And how much was that? My legs? This is like 40,000. 40,000? Bu gidişle de sağlığı tehlikeli bir şekilde etkilenebilir. Justin, estetiklere bir oyuncak bebek modeline esinlenerek başlamış ama sonraki estetik yolculuğunda filtre uygulamalarının ve trendlerin etkisini kabul ediyor. İlk bakışta sorun yaratmayan bu filtrelerde artık plastik cerrahlar, psikologlar ve diyetisyenler tarafından da tehlikeli görülmeye başladı. FOMO, ego sörfü, bunlar aslında çağımızın dijital hastalıkları ve ne yazık ki biz kendimizi hasta olarak ilan etmiyoruz. Ülkemizde insanlar gün içinde ortalama 78 kere telefonlarını kontrol ediyor. Amerika'da ise 96'yı buluyor. Yani uyanık kaldığımız zaman zarfında yaklaşık her 10 dakikada bir telefon ekranına bakıyoruz. Ve bu süre her geçen gün artmaya başladı. 2 saat 47 dakikaydı, 2 saat 58'e çıkmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda belki 3 saat, belki 4 saat, belki 5 saate çıkacak. Erken zamanlarında bilgiye ulaşmaya zorlanan insanlık, ilk defa bu kadar yoğun, bu kadar hızlı bir enformasyon bombardımanına tutuluyor. Yeni bir tür canlı davranış kitlesi yaratan sosyal medyada var olmak, dünyanın genelinde tam anlamıyla bir yarış. Ve sosyal medya mecralarının daha çok para kazanmak için daha çok trafiğe, daha çok trafik içinse daha çok yeni içeriğe ihtiyacı var. Bu da çabuk sıkılan kullanıcıları için içerik üreticilerini daha farklı, daha ilgi çekici, daha tehlikeli içerikler üretmeye zorluyor. Herkese merhaba. Ben Lanetli Çocuk. Niye bu ismi seçtim? Çünkü kanalımda size göstereceğim videoları izlediğinizde lanet olsun oğlum diyeceksiniz. Bu benim ilk videom olduğu için umarım tüm izleyicileri işte böyle yakalayacağım. Bu yarışın içindeki Pedro da takipçileri için sürekli içerik üretmek zorunda. Bu sefer dünyanın en güçlü silahlarından biriyle canlı yayında daha önce denenmemiş bir şey deneyecek. Hamile kız arkadaşına verdiği 9 milimetre silahtan çıkan kurşunları göğsüne ulaşmadan bir telefon rehberiyle durdurmaya çalışacak. Pedro gibi sosyal medya platformları da takipçilerini artırmak için yarışıyor.
Bunun amacı da belli. Çevrim içi trafiği artırmak ve daha fazla kullanıcı yaratmak. Müşterilerine kullanıcı diye hitap edilen bir meslek daha var. Sosyal medya bağımlılığı doğası gereği uyuşturucu ya da kumar bağımlılığına benziyor. Ama kumar ve uyuşturucudan farklı olarak bu bağımlılık için hiç bedel ödemiyoruz diyebilir miyiz? Biz verilerimizle bu kullandığımız hizmetlerin de ücretini ödemiş oluruz. Bir kullanıcı sosyal medyada herhangi bir şey yaptığında, bir sayfa beğendiğinde, insanlarla etkileşim kurduğunda, her durum bildiriminde bu bilgiler toplanıyor, analiz ediliyor ve kullanıcının sanal bir kopyası oluşturuluyor. Sosyal medya servisi kullanıcının alışkanlıkları, tercihlerinden yola çıkarak risk toleransını, farkına varmadığı ihtiyaçlarını, isteklerini hesaplıyor. Ve bu bilgiler bizim bilgilerimiz reklamcılara, şirketlere, hatta hiç istemediğimiz üçüncü kişilere satılıyor. Amerikan Başkanı Trump'ın yer aldığı tartışmalı seçimlerde de, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasındaki süreçte de bu satışın etkili olduğu aşikar. Her şey Cambridge Analytica'nın milyonlarca Amerikalı ve İngiliz sosyal medya kullanıcısının verisini sistemdeki boşlukları kullanarak edinmesiyle başladı. Bu verileri detaylı kişilik profilleri çıkarmak için kullandı ve bu profil bilgilerinden kullanıcının cinsiyetini, ırkını, kişisel tercihlerini, inançlarını ve en önemlisi siyasi eğilimlerini tahmin ettiler. Ve bu kitleleri manipüle etmeyi başardılar. Orada ne yaptılar? İzinsiz bir şekilde kullanıcıların verileri ne oldu? Araştırma şirketine satıldı. Ve ne oldu? O araştırma şirketi kullanıcıların bilgisi ve istemi dışında bu verileri paylaşarak aslında seçimin gidişatına da yön verdi. Son dönemde ortaya çıkan olaylar beraberinde büyük tartışmalar getirse de biliyoruz ki okumadan işaretlediğimiz her kullanıcı sözleşmesiyle bunu kullanıcılar olarak biz kabul ettik. Aslında ne sosyal medya hesabımıza ne de yüklediğimiz fotoğraflara sahip. Herhangi bir internet uygulaması gezdiğiniz internet sitelerinde de takip ediyor. Bunun için internet sitesi sahiplerine bir ufak kod parçacığı veriyor. Bu kod parçacığının olduğu bütün sitelerde sizi takip edebiliyor. Arama motorumuz aradığımız her kelimeyi bir yerde saklıyor. Akıllı telefonumuz konumunuzu kapatsanız bile nerede olduğunuzu 7/24 biliyor. Ticari gizlilik sebebiyle sosyal medya uygulamalarının ne kadar verimizi depoladığını ya da bunlarla ne yaptıklarını tam olarak bilmiyoruz bile. Tek bildiğimiz, sosyal medya devlerinin eşi görülmemiş ölçekte verilerimizi topladıkları ve bundan milyarlarca dolar para kazandıkları. 19. yüzyılın sonlarında Amerika'da en büyük şirketlerin başındakiler, hırsız baronlar bir araya geldi ve oranları, fiyatları belirledi, bilgi akışını nasıl kontrol edeceklerini, rakiplerinden nasıl kurtulacaklarını kararlaştırdı. Ve yine aynı yerde değilsek lanetleneceğim. Ama bu kez hırsız baronlar sizlersiniz. Nihai test, 50 kalibrelik merminin bir kitaptan geçip geçmeyeceğini görmek. Pedro Ruiz'in ölümcül gösterisinden hemen önceki yorumlara bakıldığında onu vazgeçirmeye ya da engellemeye çalışan bir yorum göremezsiniz. Sosyal medyanın algoritmaları sizi sadece sizin gibi insanlarla karşılaştırıyor. Yani sizi bir yankı odasına koyuyor. Bu yankı odasında siz sadece kendi sesinizi duymaya başlıyorsunuz. Siz kendi kendinizi duymaya başladığınızda mutlak gerçekliğin sadece size ait olduğunu iddia etmeye başlıyorsunuz. Benim olayım şu ki ben deliyim. Delilik sınırındayım. Bilirsiniz, ben sadece adrenalini, kalbimin çarpmasını ve ölüme yaklaştığım deneyimleri seviyorum. Polis arabasını çalan ve bu görüntüleri paylaşan John yakalanıyor. Çıkarıldığı mahkemede çalıntı araç ve darp suçlamalarından 7 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Ben kitabın arkasında duracağım ve Mona Lisa silah ateşleyecek. Pedro Ruiz içinse daha karanlık bir son yazılmıştı. Mona Lisa, Pedro'nun 30 santim mesafeden tuttuğu kitabı ateş etti.
Mermi kitabın içinden rahatlıkla geçti ve Pedro'nun göğsünden içeri girdi. Pedro olay yerinde hayatını kaybederken Mona Lisa Perez karnındaki çocuğun babasını kaybetti. İkinci derece adam öldürmeden yargılanan Mona Lisa sadece 6 aylık hapis cezası aldı. Şu an 23 yaşındaki Mona Lisa kendi tasarımı olan giysileri sosyal medya adresinden satmaya devam ediyor. Sosyal medyada kendimizi oraya koydukça, oradan bir beğeni aldıkça zaman zaman mutlu hissedebiliriz. Yani bu hayata dair bir umudu da barındırıyor aslında. İnsanlar orada varlar ve hakikaten iletişim kuruyorlar. Yani o kadar da sahte bir şey değil. Ama bu sadece orada var olmaya dönüşüyorsa eğer, orada ciddi bir sorun var demektir. Bölüm boyunca sosyal ağ ve platformların bizim için olumsuz özelliklerinden bahsettik. Elbette sosyal medyanın gelişimimize katkısı ve iletişime getirdiği devrim niteliğindeki faydalar su götürmez bir gerçek. Gelecek daha da dijitalleşirken, sanal kimliklerimizin yer alacağı Metaverse gündemdeyken, sağlığınız için kendinize kullanım kuralları oluşturmamız ve bu kuralları uygulamamız önemli. Unutmayın, Bluetooth bağımlılık haline dönüştüğünde savunmasız bireyler için ağır etkileri oluyor. Ve lütfen böylesine olağanüstü bir teknolojinin hayatınızı karartmasına izin vermeyin.